Herkese merhaba. Fizik birinci dönem birinci yazılı yani beklediğiniz yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Öncelikle bilmemiz gerekenler. Başlayalım. Elektrik akımı, elektrik yüklerinin bir yerden başka bir yere hareketi elektrik akımını oluşturuyordu. Hemen bunu söyleyelim. Sonra elektrik akımı birim zamanda yani aynı anda geçen yük miktarıydı. Yani elektriksel yük miktarıdır diyebilirim. Burada eksi yükler bu tarafa doğru geçiyor. Birim zamanda geçen yük miktarı olduğuna göre geçen yük Q ise bölü geçen zaman bize iyi akımını verecektir diyoruz ve Q klomp cinsinden aldığımızda ve aynı zamanda zamanda saniye cinsinden aldığımızda akımın birimi amper gelecektir diyelim. Bu arada eksi yüklerin hareketine ters yönde kabul ediyoruz akımı. Ve ohm yasası. Şimdi bir üreteç bağlanıyor direncin uçlarına. Bu üretecin potansiyel farkı V kadarsa bundan bir i akımı geçmesine sebep olacak. Eğer bunu 2V yaparsak buradaki akım 2 katına çıkar diyoruz. 3V yaparsak akım 3 katına çıkar diyor. Ohm. Dolayısıyla burada bir potansiyel farkı akım grafiği oluşturursak akım i üreteç cin potansiyel farkı ve akım 2 i üretecin potansiyel farkı 2 v olduğunda bunları birleştirdiğimiz zaman karşımıza düzgün bir eğime sahip bir grafik çıkar diyoruz ve eğime baktığımızda eğim 2 V bölü 2 ya da V bölü I. V bölü I olacak hep. Bu da bize R direncini verecek. Sabittir diyoruz. Ve işler dışarı yaptığımızda V eşittir. I çarpı R. Bunu çok kullanacağız. bu Kısa devre. Ee, bir direnç bakın harflendirme yönteminde bir direnç aynı harf arasında kalırsa kısa devre olur. Ne demek bu? Buraya bir harf veriyorum. K harfi. Buraya K harfini devam ettiriyorum. Çünkü bir direnç yok. Direnç olmadığı için bir potansiyel fark oluşmaz. Burada K noktası istiyorum ve görüyorum ki direnç aynı harf arasında kalmış. Dolayısıyla bu kısa devre olur ve bunun üzerinden akım geçmez diyoruz. Ampermetre devrede akım ölçmeye yarar. Akım ölçülecek yere seri bağlanır ve kapalı at burada kapalı anahtar gibi davranır. Yani direnci çok küçüktür. Hani sıfıra yakındır diyoruz. Voltmetre ise devrede iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçmeye yarar. İki nokta arasına paralel bağlanır diyoruz. Ve e, voltmetrenin direnci çok büyük olduğu için açık anahtar gibi davranır. Yani üzerinden akım geçemez. Unutma. Reos'ta ayarlanabilir dirençtir. Ve dirençlerin bağlanması seri bağlama. Seri bağlı dirençlerden aynı akım geçer diyoruz. Çünkü seri bağlar ve eşdeğer direnç de bunların toplamıdır. R1 artı R2 artı R3'tür. Ve ne dedim az, az evvel? Seri bağlı dirençlerden aynı akım geçer dedim. Paralel bağlama. Paralel bağlı dirençlerin uçlar arasındaki potansiyel farkları eşit olur. Potansiyel fark eşit olur. Bunu unutmuyorsunuz. Bu bir. Çünkü harflendirme yöntemi yaptığımızda mesela buraya K dediğimizde burası da K. Burası da K. Burası da K. Aslında biz K noktasının potansiyeli gibi diyoruz. Buraya L dersek burası da L, burası da L, burası da L. Aynı potansiyele sahip. O zaman K ile arasındaki potansiyel fark burada V kadar D Aşağıda burada da V kadar, burada da V kadar. Yani bunların potansiyel farkları eşit olur diyoruz. Ve bunların üzerlerinden geçen akımlar dolayısıyla dirençlerle ilgilidir. Yani direnç ne kadar büyükse o kadar küçük akım geçer diyebilirim. Bundan I1 akımı geçiyor, bundan I2 akımı geçiyor, bundan I3 akımı geçiyor. Bir noktaya ne kadar akım gelirse o noktadan o kadar akım çıkıyordu. Dolayısıyla buradan gelen akıma I1 artı I2 artı I3 diyebilirim ya da buradan gelen akıma da aynı zamanda I1 artı I2 diyebilirim. Çünkü I3 sağ tarafa dönmüş oldu. Gördüğünüz gibi tekrar bunlar devreyi tamamlayıp geçecekler. Aslında eşdeğer direnci bağladığımda buradan çıkacak olan akım burada verdiğimiz I1 artı I2 artı I3 aynı etkiyi yapsın istiyoruz. Peki eşdeğer direnci nasıl buluyoruz? 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı nokta nokta kaç tane direnç paralel bağlıysa e, diyoruz ve bunun da pratikleri vardı. Yalnızca iki direnç paralel bağlıysa topla e, şey çarp toplamlarına böl diyorduk. E, sonra özdeş dirençler birbirine paralel bağlıysa kaç tane paralel bağlıysa bir tanesi bölü e, sayısı diyorduk. R bölü yani Bunları da hatırlamış olalım. Yani direncin elektrik devresinde bağlandığı iki noktası potansiyel fark oluşturarak yüklü parçacıkların hareketini sağlayan elektromotor kuvvetini oluşturan devre elemanına üreteş denir. Bir şaka yaptık burada. Drenç değil tabii ki. Bu ne? Üreteç. Değil mi? Evet. Üreteç. Sonra e, burada elektromotor kuvveti kaynağı da denir. Buna potansiyel farkı ve elektromotor kuvveti EMK olarak da ifade edilebilir diyelim. Ve e, geldik üreteçlerin bağlanmasına. Düz bağlama aynı yönde akım çıkardıkları için bu iki nokta arasındaki potansiyel fark toplam eşittir. V1 artı V2 diyebiliyorum. Buraya geliyorum. Ters yönde akım çıkardıkları için bu iki nokta arasındaki potansiyel fark bunların e arasındaki farktır. Yani büyük olandan küçücük küçücük çıkaracağız. O zaman toplam potansiyel fark mutlak için alıyorum V1 V2. Hangisi daha büyükse, hangisi daha büyükse o yönde akım dolaşır devreye diyebilirim. Mesela burada ben V1 V2'den daha büyük olsun diyorum. Dolayısıyla V1'in akım çıkartma yönünde burada devrede akım dolaşır diyebilirim. Paralel bağlama iki nokta arasındaki potansiyel fark buraya K dersem burası da K oluyor. Sonra buraya L dersem buraya da L oluyor. O zaman ikisi de aynı iki nokta arasında aynı potansiyel farkı sağlı yapmalı diyoruz. Bu bir birinci koşulumuz, ikinci koşulumuz da, i̇kisi de ile arasında V kadar potansiyel fark sağlıyorsa buraya K, buraya da L diyorum. O zaman ile arasında V kadar potansiyel fark sağlanıyor. Yani toplam potansiyel fark üreteçlerden bir tanesini potansiyel farkı bunu unutmamalısınız. Yani buradan geçecek olan i akımını belirleyen şey aslında i akımı geçiyorsa i eşittir V bölü R diyoruz ve gelen akımın yarısı bir üreteçten diğer yarısı bir üreteçten gelecek. Bunu da unutmamalıyım. Yani bir üreteç beklemez. Aynı anda ikisi de çalışır şeklinde düşünebilirim. Elektriksel enerji ve elektriksel güç. Şöyle ki bir i akımı R direncinin üzerinden T sürede geçerse ve uçlar arasında potansiyel farkı e, direncin V kadar olursa ki V eşittir zaten I çarpı R'ydi. E, bu enerji V çarpı I çarpı T'ydi. V'nin yerine I çarpı R yazarsam enerji eşittir I kare çarpı R çarpı T'ydi. Ya da I'nin yerine V bölü R yazarsam bu da olur. Enerji eşittir V kare bölü R çarpı T idi. kullanabiliriz. Mekanik sistemlerde birim zamanda yapılan iş mekanik güç olarak adlandırılır. Elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı elektrik enerjisine ise elektriksel güç denir. Elektriksel güç diyoruz. Ve bunu bulurken de normalde gücü bulurken P eşittir yapılan iş bölü zamandı. Burada da enerjiyi zamanı böleceğiz. Bunu böldüğümüzde ne olur? I çarpı B olur. T'ye böldüğümde. Bunu bölersem I kare R olur. Bunu bölersem V kare bölü R olur. Hangisini kullanmak istersen zaten hepsi aynı. Par lamba parlaklığı lamba parlaklığı da gücü ile doğru orantılıdır diyoruz. Bir lambanın parlaklığı o zaman uçları arasında potansiyel fark V ise ki I çarpı V'di. V'nin yerine IR yazdığımızda P eşittir i kare r şeklinde kullanabiliriz. Genelde lambalarımız özdeş olacak. Dolayısıyla üzerlerinden geçen akımla parlaklıklarını kıyaslayabileceğiz. Evet başlıyoruz sorularımıza. X Y Z iletkenlerinin uzunluk kesit alanı ve direnç değerleri tablodaki gibidir. Sonra burada baktığımda bunlarla alakalı bir takım şeyler soruyor. Hangisi doğru? Aşağıda verilenlerden yani bu A B C D E şıkkında verilenlerden hangisi doğrudur diyelim. Doğru. Şuraya yazalım. Şimdi sevgili gençler söylememiz gereken ee, direnç eşittir ro çarpı uzunluk bölü kesit alanı. Bunu hatırlamalıyız. Sonrasında hani bunlar aynı mı değil mi? Neyle ilgili bu? Neyle ilgili bu? Öz direnç. Bakınız bu e, öz direnç diyoruz bunun için. Bunu. Peki öz dirençler aynıysa o zaman bu iki madde aynı olabilir diyebilirim. Farklıysa o zaman bu iki madde farklıdır diyebiliriz. Aynı olabilir neden diyorum? Çünkü diğer özelliklere de bakmak lazım. Diğer edici özelliklere de bakmak lazım. Ama farklıysa zaten farklı diğer özelliklere bir daha bakmamıza gerek yok şeklinde bir yorum e, kurabiliriz. Pekala önce X'e baktığımda R'ye kadarmış. O zaman Rho çarpı L bölü S. Kesit alanı S olarak verilmiş. Şöyle yazıyoruz o zaman. Rho çarpı bu Rho X çarpı L bölü S. Kime eşitmiş? R'ye eşitmiş. Sonra diğerine geliyorum. Rho Y çarpı 2 L uzunluğu var. Bölü S eşittir 2 R. Gördüğünüz gibi buradaki Rho'lar birbirine eşit geldi farkındaysanız. Çünkü bu 2 ile bu iki birbirini götürecek. Sonra geldim Z'ye. Rho Z eşit çarpı L bölü pardon çarpı L bölü 3 S eşittir R diyorum. Bakıyorum bunda buna baktığımda L bölü 3S olmasına rağmen dirençler aynı farkındaysanız. O zaman Rho RoX'in Rho 3 katı. Yani farklılar değil mi? Rho Z farklıdır. Aynı değildir. Kimle? X diyoruz. O zaman bunlar farklıdır diyorum. X ile Y aynı olabilir diyoruz gençler. Evet. Şimdi ilk sorumuz tamam. Haydi bakalım diğer sorumuza gelelim. Kesit alanları ve boyları verilen iletkenler şeklindeki bir iken 4 ohmluk direncin birim kesinden 2 dakikada 300 kilomluk yük geçiyor. Pekala. Buna göre Rx direncinin birim kesinden 2 dakikada geçen yük miktarı ve Lm arasındaki potansiyel fark değerleri nedir? Bunlar birbirlerine seri bağlı olduğu için bunların üzerlerinden geçen akımlar aynı olmak zorunda. Bundan geçen akım i ise bundan geçen akım da iyidir. Ki iyi ne demekti? Birim zamanda geçen yük miktarı Q bölü delta t den bulunuyordu. O zaman 2 dakikada 300 kulom geçiyorsa aynı akım geçeceğine göre bundan da 2 dakikada ne kadar akım geçecek? 300 kulom geçecek. Dolayısıyla bunlara bay bay diyoruz. Aynı birim zamanda aynı yük miktarı geçecek diyebilirim. Bu bir. İkincisi bir de bize şunu sormakta potansiyel fark değeri. Baktığımızda bunun direnci 4 ohmsa bunun diğer direnci nedir? Öncelikle R eşittir Rho çarpı L bölü A ya da S verilmiş burada. Buna ne demiş? L bölü S 4'müş bu. Bunu buldum. 4. Yani şu direnç. Ee, bu 4 ohmsa buna baktığımda bunun ne kadar olduğuna bakıyorum. Rx eşittir. Gene Rho'yu alıyorum. Uzunluğu gene L ama baktığınızda kesit alanı 2S kadar. Yani üsttekinin yarısı gördüğünüz gibi. O zaman 4'ü 2'ye böldüğünde 2 olmuş diyebilirim. Burada şu cümleyi kurabilirim. Kesit alanı 2 katına çıkarsa direnç yarıya düşer. Unutma uzunluk iki katına çıksaydı direnç iki katına çıkardı. Bu şekilde rahatlı söyleyebilirsiniz. O zaman Rx eşittir. Önce buna R diyelim isterseniz. Rx'in de 2 ohm olduğunu görmüş olduk. Pekala şimdi derdimiz ne? İki nokta arasındaki potansiyel farkı soruyor. Yani V eşittir. İ çarpı R'yi soruyor. Vır. R'ler tamam. Birbirlerine seri bağlı olduğu için 4 ile ne yapacağız? 2'yi toplayacağız. Artı 2. Buradan 6'yı bulduk. İ akımını bulmam lazım. İ akımı da birim zamanda geçen yük miktarıydı. O zaman 2 dakikada 300 geçiyorsa 300 kulon bölü ama saniyeye bölmen lazım. 2 dakika dediğimiz arkadaş 2 çarpı 60'dan ne olmuş oldu? 120 saniye oldu. Biz işte bunu 120'ye bölüyoruz. Böldüğümüzde bunlar birbirini götürecek. Her ikisini 6'ya bölersek e, burası 5 olacak, burası da 2 olacak ve sonuç burada 5 bölü 2 gelecek diyoruz. Ve devam edersem V eşittir İ çarpı R'ydi. O zaman V eşittir, şurada yazalım isterseniz. Eşittir İ'miz 5 bölü 2 geldi. Direnç ne kadar? 6 geldi. O zaman buradan da gördüğünüz gibi... Şunu da şunu oranladığımda 3, 5 çarpı 3, 15 voltluk potansiyel farkı diyebilirim. Ama bana pardon bana ne demiş? Lm arasındaki potansiyel farkı sormuş. Ben KL arasındakini buldum farkındaysanız. Lm arasındakini sormuş. Bu yazalım hemen bunu da bulmuş olalım. Km arasındaki potansiyel fark. Peki Lm arasındaki potansiyel fark ne olur? Gene i akımı çarpı Vx direnci olur. İ akımı neydi? 5 bölü 2 idi. Evet Rx direncine bakıyorum. Burada 2 iki bulmuştum. İkiler birbirini götürdü. Buradan da 5 voltluk potansiyel fark oluşur. Cevabımız 300'e 5'tir diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi diğer sorumuza gelmiş olduk. Direnç değerleri verilen şekildeki elektrik devresinde Kale arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? Kimler paralel kimler seri bağlı. Öncelikle onu söylemem lazım. Gördüğünüzde 12 ile 4 üst üste bağlı olduğu için bunlar birbirlerine paralel bağlı. Birbirlerine paralel yalnızca iki direnç varsa çarp toplamlarına böl pratiğini kullanabiliyorum. O zaman 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4. Buradan da 48 bölü 16'dan ne gelecek karşımıza? 3 ohm gelecek. Artık burada 3 ohm var. Yani tek bir direnç varmış gibi düşünüyorsun. Sanki burada tek başına şöyle bir 3 varmış gibi. 3 ile 3 birbirlerine seri yan yana bağlı olduğu için topluyoruz. 3 artı 3'ten 6 gelmiş oldu. Ve bu 1 ile 2 de birbirlerine seri bağlı topluyoruz. Buradan da 3 gelmiş oldu. O zaman bizim devremiz 6 yukarıda 3 aşağıda görüyorsunuz. Şöyle şöyle böyle böyle şu şekilde devam ediyorum. Ve sağ tarafta 3'ümüz var. Bu şekilde direnç var. 6 ile 3 birbirlerine paralel bağlı oldu. O yüzden çarp toplamlarına bölüyoruz. Çarp toplamlarına böldüğümde ne geliyor? 2 ohm. Zaten 6 ile 3'ten her zaman 2 gelir ve 2 ile 3, 2 ve 3 kaldı. Başka bir direnç yok. Eşdeğer direnç bu durumda 2 artı 3 toplayacağız. 5 ohm'dur diyeceğiz ve cevabımız C şıkkı gelmiş olacak gençler. Evet, şimdi gene bir eşdeğer direnç sorusu. Buradaki eşdeğer direncin kaç ohm olduğunu bulalım diyor. Şimdi burada kimler paralel, kimler seri anlamakta zorluk çekebiliriz. O yüzden harflendirme yöntemini kullanmakta fayda var. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapalım o zaman gençler. Buradaki noktaya K noktası dersem burası da K noktası olur. Değil mi? Buradaki noktaya L dersem o zaman buraya L diyemiyorum farkındaysanız. Ve buraları artık devam ettiremiyorum. K noktası diyemiyorum. O zaman şurada bir nokta veriyorum. Hatta burası M noktası olsun diyebilirim. Hem K'yı hem de L'yi veremedik. Sonra gençler baktığınızda direnç var, direnç var. Görüyorsunuz zaten burada dirençler var. O zaman buraya bir başka bir nokta verelim isterseniz. A noktası verelim. Direnç var, direnç var. O zaman buraya da hadi B noktası diyelim. O zaman bizim devre bu şekilde açacaksınız. Bakın K noktası ve L noktasını ilk başta kullanacaksınız. K'dan çıkıyor. L'de bitiyor oraya akım. K ve L'yi kullan. Sonra K'dan sonra akım nereye uğrar? A noktasına uğrar. Sonra kime uğrar? B noktasına uğrar. Sonra kime? M noktasına uğrar. O zaman harfler arasındaki dirençleri yazarsam kimler paylar, kimler seri görürüm. K, A arasında 12 ile 6 al. 12 ile 6 var. Sonra A, B arasında 4 ile 4 var. Görüyorsunuz 4 ve 4. Ve bakıyorum BM arasında 3 ile 6 var. 3 ve 6. Güzel. Başa kaldı mı? ML arasında 2 var. Bu da tamam. Bir de e, şurada bir şey görüyorum. Hemen bakalım. KM arasında 8 var. Hemen bak. K'dan M'ye şu şekilde 8'i çiziyorum. Kimler paralel, kimler seri. Basit bir şekilde gördük artık. Çarp toplamlarına böl. 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6. Ne olacak bu durumda? Bir daha yazıyorum. 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6'dan 72 bölü 18 yani 4 ohm. 4 ile 4. 2 tane 4 varsa 4 bölü 2. 2 tane olduğu için 6'a 2 geldi. 2 geldi. Bunlar pratikler. Çarp toplamlarına böyle az önce zaten bulmuştuk. Gördüğünüz üzere 4, 2, 2 daha 8. Yani bu harflerden kurtuluyorum. Artık K ile M arasına getiriyorum. Bir 8 yazıyorum. Alttaki 8 de aynen getiriyorum. Ve M ile arasında da 2'miz var diyorum. 8 ile 8. 2 tane olduğu için ne yapıyoruz? 8 bölü 2'den 4 buluyoruz. Artık orası da bitti. Ee, ne oldu? K, M, L arasında şöyle 4 Şöyle iki birbirlerine seri bağlı olmuş oldu. Eş değer direnç. Eş değer direnç 4 artı 2'den 6 ohmdur diyebilirim. Ve bu soruyu da bu şekilde çözüyoruz. Evet şimdi geldik yeni soruya. 2, 2, 6 ve Rx dirençleri ile şekildeki mn devre parçası kuruluyor. Devrede m'den n'ye doğru 4i akım geçtiği biliniyor. Yani bakın buradan 4i akımı gelmiş. Dikkat. KL telinden gösterilen yönde iyi akım geçtiğine göre o zaman Rx direnci yani bu direncinin kaç ohm olduğunu soruyor bize. Şimdi bir noktaya ne kadar akım geliyorsa o noktadan o kadar akım çıkıyor diyoruz. O zaman buradan 4 iyi akım geliyorsa bakınız dikkat etmeniz gereken bir şey var. K ve L karışmasın diye bir harflendirme yaparsam e, M L K ve N değerleri var. O zaman buraya bir A harfi verirsem bakınız herhangi bir direnç olmadığı için bir potansiyel fark oluşmaz. Buraya da bir A noktası diyebilirim. O zaman sanki şöyle bir şey oldu devremiz. Bunu görürseniz daha rahat yorumlar yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir şey oldu. Gördünüz mü? Çünkü A noktası ve A noktası sanki A noktası buradaymış gibi oldu. O zaman A noktasına ne kadar akım gelmeli? 4 i akım geliyorsa buradan, buradan da 4 i akım A noktasına gelecek. Yani buraya bütün de gelen akımın 4 A olması gerekiyor diyorum. 4 A. Buraya kadar süper. Şimdi bundan sonra yapmam gereken şey ne? Şimdi burada e, M ve A noktası arasındaki potansiyel farklar birbirlerine eşit. Ne olmalı bu durumda? 4i'nin potansiyel farkları, bakın M A ve M A arasındaki potansiyel farklar eşit. O zaman 4i'nin 3i'si buradan gitmeli değil mi? Ve buradan da i akımı gelecek ki 3 çarpı 2 6, i çarpı 6 6 birbirlerine eşit oldu. Sonra buraya gelen, bakınız buraya gelen 3i akım var. Bir noktaya ne kadar akım geliyorsa o noktadan o kadar akım çıkar diyoruz. Ve o zaman buraya 3 iyi gelen akımın iyisi buraya gidiyorsa 2 iyisi de buradan gidiyor diyoruz. Evet bunu da söyledik. O zaman buradan gelen iyi akım var ve bu noktaya ne kadar akım gelmiş oldu bu durumda? 2 iyi akım gelmiş oldu sevgili gençler. Yani aynı akımlar geçtiğine göre ne arasındaki potansiyel farkları eşit olacak. Aynı akımın geçmesi demek. Rx direncinin de 2 ohm olması demek. Ve bu şekilde de e, paralel bağlı dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farklarının eşit olması gerektiği bir ikisini kullanmış oldu sevgili gençler. Bir soru daha var. İki ohmluk ve üç ohmluk dirençler ile kurulan şekildeki devre parçasında voltmetre ve ampermetre gösterilen konulara bağlanmıştır. Tamam. Devre parçasının girişinden şekildeki yönde I eşittir 5 amperlik akım geçtiğine göre e, V voltmetresinde okunan değerler hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakıyoruz. Şimdi voltmetre açık anahtar gibi davranır. Unutma buradan akım geçemez. O zaman akım buradan gelecek ve buradan gelecek diyoruz sevgili gençler. Buraya gelen akımlar var. Sonra dikkat. Buraya gelen akım mesela harflendirme yapmıştım ya evvel. Ben. Benzer bir harflendirme yaparsam Buraya ben işte B noktası dersem burası da bir direnç olmadığı için bir potansiyel fark oluşmadığı için buraya da B noktası diyebilirim. Yani buradan gelen 5 amperlik akım bu tele geldi. Pekala şimdi buradan buraya gelmek istiyor. Hadi buraya A noktası diyelim. Buraya B, buraya da C noktası diyelim. B'den C'ye gelmek istiyor. Dediğimde bakınız B'den C'ye gelmek için dirensiz bir yol var. Yani kapalı anahtar gibi davranan bir ampermetre var. Dolayısıyla ne olacak? Burada kapalı bir anahtar varsa, düz tel varsa burası da B noktası olmayacak mı? Evet. Bu durumda aynı harf arasında kalan 3 ve aynı harf arasında kalan aşağıdaki 2, 2 kısa devre olur. Bunlardan akım geçemez gençler. Evet o zaman bizim devremiz farkındaysanız sadece AB arasında bir devre oldu farkındaysanız. O zaman 5 amperlik akım geliyor. 2'ye 3 olduğuna göre bakın. Şurada 2'ye 2 var. Burada da 3 var. Ne biliyorum? Uçlar arasındaki potansiyel farkının eşit olması lazım. Yani akım çarpı dirençle eşit olmalı. Vırlar eşit diyorum. O zaman burası 2 ohm olduğuna göre bakarak ben bundan 3 amper gelmeli. 3 çarpı 2 6. Dolayısıyla 2 amper de buradan gitmeli. Bu da 3 diyoruz. Yani en küçük ortak kat gibi düşünebilirsiniz. 2 ile 3'ün en küçük ortak katı ne? 6. O zaman 6 olması için buradan 3 buradan 2 gelmeli şeklinde bir yorum yapabilirim. O halde AB arasındaki potansiyel fark. ister bunun üzerinden ister bunun üzerinden düşün fark etmez. V eşit ve eşit çarpı re. Bunun üzerinden düşündüğümde 2 çarpı 3'ten 6 voltluk bir potansiyel farkı oluşunu söyleyebilirim. Sonra B noktası dedik ya az evvel ampermetre üzerinden bütün amper, pardon bütün akım bu ampermetre üzerinden geçer. Çünkü bunlar kısa devre olur ve ne kadar akım geliyordu? 5 amper. 5 amperin tamamı buradan ampermetre üzerinden gidecek diyebilirim. Yani 5 amperdir sevgili gençler. Cevabımız o zaman ne oldu? 6'ya 5 Bursa diyebiliriz. Evet. Şimdi bir sorumuz daha var. 2 LVR dirençleri iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle üreticilere 1 ve 2'deki gibi bağlanmıştır. Devre üzerinde gösterilen akımlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? Evet. Şimdi bunlar paralel bağlandığında aynı yönde akım çıkarıyorlar ve üreteçlerin EMK'sı potansiyel farkları eşit. Haydi burada ne diyeceksin o zaman? Toplam potansiyel farkı bir tanesinin potansiyel farkı. EMK ile ve aynı şeyler. Gerilim aynı şeyler demiştik. O zaman bir tane EMK. Buradan gelen iyi akımını bulabilirim artık. I2 eşittir. EMK bölü R diyorum. Süper. Geliyorum bu bir akımına. I1 basit olduğu için önce bundan başladım. Üreticinin potansiyel farkı EMK. Dirençle 2R olduğuna göre EMK bölü 2R diyorsunuz. Ve akım buymuş diyorsunuz mk bölü 2'e. Güzel. Hadi EMK bölü r'ye i diyelim mi? Bu iyi olsun. İşimizi kolaylaştırmak adına. O zaman i bölü 2 akımı geliyor. Buradan ne kadar i akımı r'ye gidiyor. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bunlar paralel olduğu için akımın yarısı, yarısı bundan yarısı bundan gelir. i bölü 2 akımın yarısı bundan i geçiyordu. I'nın yarısı da bundan yani i bölü 2 de bundan gelmiş oldu. Ve toplanıp buradan i akımı olarak yollarına devam ettiler. Artık işimiz bitti. I1 ile I3 birbirlerine eşit oldu fakat I2 I'ye eşit olduğu için bunlardan daha büyük olur diyebiliriz. Evet geldik başka bir soruya. İş direnci önemsiz EMK'ları 10 volt ve MK olan yani bunun değerini bilmiyoruz üreteçler 15 ohmluk direnci şeklindeki bağlanıyor. Devirde açığa çıkan toplam ısı enerjisi 10 saniyede 600 jüldür diyor. Buna göre EMK değeri kaç volttur diye soruyor. Şöyle ki R direncinden açığa çıkacak buradaki ısı. Çünkü üreteçler başka bir direnç yok. Tek bir R direnci var. O zaman açığa çıkan enerji eşittir. I kare çarpı R çarpı T. Yazdığımızda bakıyoruz çıkan enerji 600'müş. Akım ne bilmiyoruz. Çarpı direnç 15 ve ne kadar süredeymiş? 10 saniye. 10'a böleceğiz. Burada bunu 10'a böldüğümüzde şu 0 şu sıfır gitti. 15'e bu tarafa attığımızda i kare eşittir. 60 bölü 15'ten 4 geldi. E, I kare 4 ise o zaman I eşittir 2 amper diyorum. Demek ki burada bunun üzerinden geçen 2 amper. Düşünün 10 volt bundan daha büyük olsa e, potansiyeli buna böldüğümde 2 zaten hayatta elde edemem. O zaman bunun EMK'sının daha büyük olması lazım. Çünkü ters yönde akım çıkarıyorlar. Cümleyi bir daha kuruyorum. Bundan çıkan akım bu yönde. Bundan çıkan akım bu yönde. Bu böyle. Bu da böyle. Eğer bu daha büyük olsaydı bundan geçen akım hiçbir şekilde 2 amper olamazdı. Söyledim anlaşılmıştır umarım. O zaman bu daha büyük olmak zorunda. Yani EMK bölü 10, 10. Direnç ne kadar? Bu toplam potansiyel bu arada. Eşittir. I akımını bulurken ne yapıyoruz? Toplam potansiyeli R direncine bölüyoruz. Peki toplam potansiyel. I akımını zaten bulmuştum. 2. Toplam potansiyel EMK eksi 10. Böyle dirençte 15 gördüğünüz gibi. O zaman EMK eksi 10 eşittir. 30. EMK da bu durumda 40 voltmuş diyebilirim. Güzel. Bunu soruyorum ve 40 volt da aynı şekilde buluyorum diyebilirim. Geldik sonraki sorumuza. Cihaz çalışma süresi ve güçleri. KLM cihazlarının günlük çalışma süresi ve gücü tabloda verilmiştir. Pekala. 1 saat elektrik enerjisi 0.5 TL ile fiyatlandırıldığına göre tablodaki cihazları aylık faturaya yansıması kaç TL olur cihazların? Şimdi şöyle ki 1 kilowatt saat, Kilowatt saat dikkat etmeniz gereken bir şey var burada. O zaman biz gücü kilowata çevireceğiz. Zaten süreler saat cinsinden verilmiş. O zaman kanın harcamış olduğu enerjinin 30 günde her birinin ya da toplamda bir gündekini bulalım. Sonra biz ne diyoruz? Aylık. Ne demek aylık? 30 gün demek değil mi? Sonra 30'da çarparız. Bu şekilde hallederiz. Ya da bir günlük kaç TL'ye karşılık geliyor? 30 günde çarparız. Bu da bir yöntem. O zaman şöyle yapalım. Enerji günlük yazıyorum. İşim kolay olsun diye. Şimdi kilowatt saat şu şekilde. Bunun kilowattı ne kadar? 600 watt bine böleceğiz 0.6 kilowatt diyoruz. Bunun kilovatı yani gücü 0.3 kilowatt. Evet, bunun gücü de 0.4 kilowatt. Yani e, watt şey kilowatt cinsinden yazıldı. Pekala, şimdi K'nın enerjisi günlük artı L'nin enerjisi günlük artı M'nin enerjisi günlük Kilowatt saat cinsinden yazacağız. Bakalım 2 saat 0.6 Değil mi? 2 çarpı 0.6 kW saat cinsinden yazmış oldum. Artı L'ye geldim. Bununki 0.3 çarpı 1 saatinde yazdık. Artı bir de M'deyiz şu an. 0.4 çarpı 5 saat olmuş oldu. Her birinin günlük enerjisi bunlar olduğuna göre toplamda günlük enerjiyi toplayarak buluyoruz. Pekala ne olur? 1.2 0.3 daha 1.5 Bu da 2 olduğuna göre 3.5 kW saatlik bir enerji çıkmış oldu. Enerji. Sonra ben ne diyorum? 30 gün diyorum. Bakınız 30 gün ve bunu 30 ile çarptığımda toplam enerjiye bakıyorum. E aylık diyorum. Toplam dediğimizde 30 çarpı 3,5 çarptığımızda 3 ile 35 çarpmak zorundayım. 3 ile 35 çarptığımda 105 kilowatt saatlik bir enerji. Peki bir e, 1 kWh 0.5 TL değil miydi? Evet o zaman paraya aylık olarak baktığımızda şöyle bir şey görürüz. E, 0.5 TL'si 1 kWh içinde 105 çarpı 0.5 TL yani yarısını alıyorum. Bu durumda ne olmuş oldu? 57.5 oldu. 57.5 değil mi? 55 yok. 52.5 düzeltelim. 52.5 TL'lik bir faturaya yansıması olur diyebilirim. Şimdi ve lamba sorumuz. Özdeş lambalarla kurulan şekildeki elektrik devresinde KLMNP lambalarından hangilerinin ışık şiddetleri eşittir? Harflendirme yaparak bunların uçlar arasındaki potansiyel farkları düşünerek ya da akımlara bakarak bunların ışık şiddetleri arasındaki ilişkiyi kurabilirim. Hadi harflendirelim. Harflendirme de şöyle bir şey Buradan başlıyorum. Artıdan A ile başlıyorum. Buraya da B diyorum. Sonra A harfini verebiliyor muyum? Hayır. Sonra buraya B harfini bir daha verebildim. A'yı veremeyip buraya C diyorum. Buraya da C diyorum. Bakıyorum herhangi bir direnç var mı? Yok. Üreteç yok. O zaman buraya da C diyorum ve aynı harf arasında kaldığı için kısa devre. Bu yanmaz. Şöyle yazalım üstüne. Yanmaz. Ve devam edersen burası C kaldı. Burası B. Başka harf vermeme gerek var mı? Hayır yok. O zaman bizim devre A'dan çıkan bir akım. En son B'ye geldiği için B'yi son alacağız. Ve C noktasını da buraya koyacağız. A, B bakalım A, C arasında direkt K lambası var gördünüz. Sonra C, B arasında kim var? N lambası var. Şuradakini yapalım. Burada da gene C, B arasında M ile P birbirlerine seri lambalar gördüğünüz gibi. O zaman bu R direnci, bu R direnci, bu R direnci, bu R direnci. Çünkü özdeşler diyorum. Buna R, buna R, buna R diyelim. Sonra Gençler, bunlar yukarısı ve aşağısı e, birbirine paralel olduğuna göre, vırları eşitlemek için bir akım vermek istiyorum ve böyle durumlarda genelde en küçük paralel bağlı parçadan başlayın. Ve buradan ben i akımı verirsem i çarpı 2r kadarlık potansiyel fark oluşur. Yani cb arasında i çarpı 2r kadar potansiyel fark oluştu. E dolayısıyla bundan ne kadar akım gitmek zorunda? 2. Çünkü potansiyel farklar eşit olmalı. i ise 2 ise bundan ne kadar akım geliyor bu durumda? 3 i akım diyebilirim. Burada bir şeyleri de görmenizi istedim ayrıyetten. Yani burada en parlak yanan Lambanın kim olduğunu e, hani sorarsa soru bize direkt K lambası en parlaktır diyebilirim. Ama ben ne istiyorum aynı e, şiddete sahip olan lambalar istiyorum. Aynı akım geçen bundan iyi akım geçiyor, bundan da iyi akım geçiyor. Aynı akım geçtiği için o zaman m ile p Eşit şiddette yanar diyebilirim sevgili gençler. Evet güzel bir soru çözümü yapmış olduk, güzel bir çalışma olmuş oldu. Şimdi sınavdan alacağın notu sabırsızlıkla gerçekten bekliyorum. Yorumlarda bekliyoruz. Sizlere iyi sınavlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.